Amazon ormanlarından herkese merhaba. Espri bir yana, bugün Uludağ eteklerinde Tuzaklı tarafındayım. Klort marka yeni teknik botlarını tanıtacağım. Ama incelemesini yapmadan önce ayakkabılar hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi açıkçası ayakkabı seçimi normal bir kıyafet seçiminden daha önemli. Yani bir örneğin dandik bir tişört yani veya ucuz bir pantolon giymek insana zarar vermeyebilir ama ucuz bir ayakkabı veya kalitesiz bir ayakkabı ayağımıza ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden ayakkabı seçimi çok önemli. Şimdi birkaç terimden bahsedeyim. Yanlış biliyor olabilirsiniz. Ben de yanlış biliyordum. Ortopedik ayakkabıların rahat ayakkabılar olduğunu sanıyordum. Halbuki rahat ayakkabılar anatomik ayakkabılar olarak geçiyormuş. Yani tabanı daha yumuşak ve zamanla ayağımızın şeklini alabilen ayakkabılar anatomik ayakkabılar deniyormuş. Ortopedik ayakkabılarda daha çok rahatsızlığı olan ayakları bir nevi tedavi etmek amacıyla biraz daha sert tabanlı olan ayakkabıları deniyormuş. Bu yüzden de ayakkabı alırken anatomik olmasına dikkat edin. Ve şunu da söyleyeyim, ayakkabının sıkması da uzun vadede ayağa zarar veriyormuş. Bu yüzden de uzmanlar diyor ki ayakkabının görüntüsü değil, ayağınızın rahatlığı önemli. Yani ayağınızın rahatlığına bakın. Sıkı olmasındansa büyük olması ayağımız için daha yararlıymış. Kısa bir kamu spotu verdik. Şimdi de biraz botlardan bahsedeyim. Bu botlar kışlık botlar. Su geçirmez tahmin ettiğiniz üzere. Ve trekking botu olarak da geçtiği için yürüyüşlerde daha konforlu oluyor. Şimdi bunların açıkçası tipi öyle çok harika denemez. Fiyatı da çok ucuz denemez. Bu yüzden şöyle söyleyeyim. Salomon veya North Face marka ayakkabıları bilirsiniz belki. Pahalı ayakkabılar, kaliteli ayakkabılar, rahat ayakkabılar ama pahalı ayakkabılar. Bu yüzden de biraz Klort'u bu yönden beğendim. Yani bu marka iyi tercih etmesi benim biraz da bu pahalı markalara yakın kaliteli ürünler sunması. Şimdi 200-300 liraya gayet de Türkiye'den güzel ayakkabılar alınabiliyor. Ama bu özel alanda yani yürüyüş, trekking botu olarak bir ayakkabı seçmeye kalktığımızda biraz kalitesiz olabiliyor ayakkabılar. Bu yönden ben bunlara bir şans vermek istedim, bir denemek istedim. İşte bir hafta önce kadar da geldi, bir süredir kullanıyorum. Hem sıcak tutuyor hem bir nebze terletmiyor diyebilirim. Yani kenarları deri olduğu için hava alması biraz zor. Ama kumaş kısımları nefes alabilen ve terletmeyen bir cins kumaş kullanılmış. Bu yüzden bir nebze olsun çok terletmiyor. Rahatlık olarak da yaklaşık bir saat kadar yürümüşümdür. Normal spor ayakkabı tarzında, hani herhangi böyle bilekleri yorma gibi bir durumda söz konusu değil. Bu yüzden beğendim. Tipi de fena değil bence. Hani düz siyah rengi kullanılmış, standart, klasik. Yani günlük olarak da kullanılabilen bir bot cinsi. Sadece hani trekking amaçlı değil. Bu şekilde beğendim. Ayrıca motoru da kullanıyorum, biliyorsunuz hani motorda yüksek rüzgar geliyor. Bu bakımdan da açıkçası pek rüzgar almadı, yani neredeyse hiç almadı diyebilirim. Normal Harley botlara yakın bir performans sundu. Bu yönden de beğendiğimi söyleyeyim. Bu şekilde ayakkabı incelememiz de böyleydi. Aslında pek ayakkabı incelenmez ama bu şekildeydi. Farklı bir ilginç incelememizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.